Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri karıştı, Trump darbe yapmaya kalkıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkan Donald Trump destekçileri tarafından gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kongre baskınının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı sırada kongre binasının basmış, Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin kara günü olarak adlandırılan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 6 Ocak'taki kongre baskınını araştırmak için demokratlardan oluşan seçilmiş bir komitenin kurulduğunu açıkladı. Komisyon çalışmalarını sürdürürken, bugün Demokrat Partili üyesi Jamie Raskin, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de darbe girişiminde bulunduğunu iddia etti. Trump'ın geçen yılın başındaki ikinci azil soruşturmasını da yürütmüş olan Raskin, gelecek ay kongrede başlayacak 6 Ocak komisyonu oturumlarının merkezinde de bu girişimin olacağını belirtti. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin, kongredeki 6 Ocak komisyonunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu, başkan tarafından, başkan yardımcısı, Mike Pence ve kongreye karşı 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu tersine çevirmek amacıyla hazırlanan bir darbeydi ifadelerinde bulundu. Raskin, olan biten her şeyi tümüyle anlatacağız. 6 Ocak'ta şiddet içerikli bir ayaklanma ve darbe girişimi oldu, o dönemin başkan yardımcısı Mike Pence'in hazırlanan plana uymayı reddetmesi bizi kurtardı dedi, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan yardımcıları. 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinden sonra seçimin galibinin aldığı oyların kongredeki resmi sayım ve tescil işlemine başkanlık etmekle yükümlü olduğu için Pence'in bu darbenin gerçekleşmesini engellediği öne sürüldü. Demokrat Partili 6 Ocak Komisyonu üyesi Jamie Raskin, düzenlenecek oturumların, seçimlerde aldığı açık mağlubiyete rağmen iktidarda kalabilmek için, eski başkan Trump ve yakın çevresinin de adımlar attığını öne sürdü. Raskin, baskını düzenleyenlerin Joe Biden'ın seçim zaferinin tescillenmesi işlemini engellemede başarılı olmaları durumunda Trump'ın başkanlığı ele geçirmeye hazır olduğunu ve büyük olasılıkla sıkı yönetim ilan edeceğini savundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.